mafya dizisi olarak birçok tartışmaya neden olan Kurtlar Vadisi oyuncularını üniversite öğrencileri zor sorularıyla terletti. Eren, ben koca mafya babasıyım. Bir ablana hakim oldum. Ben bu işe girdiğimde hiçbir deneyim yok. Ve zor olduğunu biliyordum. Dizi filmde fazla silah kullanılmasını eleştiren İstanbul Üniversitesi öğrencilerine Necati Şaşmaz cevap verdi. Kurtlar Vadisi şiddete teşvik ediyor. Hayır arkadaşlar, mafya dizisinde silah kullanılıyor. Öğrencilerin merak ettiği bir başka konuysa Necati Şaşmaz'ın diziden dolayı tehdit alıp almadığıydı. Bu soru Özgün Namalı oldukça sinirlendirdi. Şimdi yani nasıl bir tepki alabilir ki Necati? Nasıl tehdit alıp tehdit mi? Böyle bir şey mümkün mü ya? Biz oyuncuyuz, biz ne yazılıyorsa onu oynarız. Kim tehdit edecek yani? Ne diyecek? Necati Şaşmaz'la Özgün Namal'ın samimi tavırlarını gören öğrenciler bakın neler yaptılar. Benim arkadaşım ya. Toplumsal vazifelerimiz var. Dışarı çıkmamız lazım. Yemeğe gitmemiz lazım. İyi bir çift görüntüsü vermemiz lazım. Çift mi? Öyleymişiz ya biz. Hatta yengeymişim ya ben. Elif ne diyorsun sen? İstediğin yemekse yarın çıkarız. Niye trip yapıyorsun? Elif'le aşkın en sonunda nikah masasına oturacak mısın? İnşallah, inşallah. Onu bilemem, bilemem. Hayırlısı inşallah. Peki senin gönlünden ne geçiyor? Benim gönlüm sendedir. Söyleşinin bitiminde öğrencilere beyaz zambaklar atan dizi oyuncuları çıkışta öğrencilerin resim çektirmek istemesiyle zor anlar yaşadı. Sütlü kahve edeyim arkadaşlar, sütlü kahve edeyim. Sütlü kahve edeyim, sütlü kahve edeyim. Korkuttun beni. Hadi canım, korkabilir misin sen? O Türkiye'nin en çok sevilen dizisinin kahramanı Necati Şaşmaz, yani Polat Alemdar. Yetki verin, Kirve'nin peşine düşeyim. Er ya da geç ele geçiririm. Sorgularım, öğreniriz o bu konsorsiyumun içinde mi? Oysa öldürürüz. Değilse 5000 kişilik aşireti karşınıza alıp almamak sizin bileceğiniz iş. Sert, iyi yürekli bir mafya delikanlısı o. Robin Hood gibi cesaretli, temiz kalpli, yardımsever ve içine kapanık bir aşık. Yani bazen tam bir Türk erkeği. Belki de o yüzden bu kadar seviliyor. Ben buyum. Çok memnun oldum. Diyor ama ekliyor Necati Şaşmaz. Kendisiyle barışık bir insan. İnsanları seven. Muhabbeti seven. Gülmeyi de seven, evet. Diyelim ki ben konsey üyesiyim. Sayın Karahanlı'yı yok etmek istiyorum. Dizi karakteriyle uyuşmuyor söyledikleri ama olsun. Müziği de çok seviyor, zaman zaman da türkü söylediğini itiraf ediyor ama mütevaziliği de hiç elden bırakmıyor Necati Şaşmaz. Zulme gerek yok. Sesimi sevenler olduğu kadar sevmeyen insanlar da var. Onlara zulmetmeyelim şimdi, başka bir şey isteyeceğini tahmin ettim çünkü. Böyle diyor, o güzel sesinden hem bizleri hem izleyenleri mahrum ediyor röportajında. Bir takım gazetede haberler çıkıyor işte, çapkındır. Ben? Hadi canım. Öyle mi, hangi gazetede? Çapkın olduğuna inanıyorsun. Necati Şaşmaz, yani Polat Alemdar'ın çapkınlıkla hiç işi yok. Onun Elif'i var. Ama gerçek hayatta bir Elif'i var mı acaba Necati Şaşmaz'ın? Olursa söylerim. Büyük ihtimalle. Yani çünkü ben söz söyledim mi yaparım onu. Büyük ihtimalle benim dobralığıma da güvenebilirsiniz bu konuda. Sevgilim olursa göğsümü göre göre derim ki işte bu benim sevgilimdir. Ey Türk halkı.